Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde fizik simülasyonu kullanarak basit bir zincir animasyonu nasıl oluşturulur bunu öğreneceğiz. Dersimize geçmeden önce zincir modellememize yardımcı olacak bir eklentiyi aktif hale getirelim. Tercihlere gidelim ve burada loopu yazalım. Ve burada low yazdığımız zaman hemen çıkacaktır Mesh Loops. Bunu etkin hale getirelim ve penceremizi kapatalım. Şimdi buradaki küpümüzü silelim bir tane torus ekleyelim. Tepe görünümüne şöyle bir geçelim. Bu torus'un e, major radius'ını birazcık şöyle artırabiliriz. 1.5 değerinde tutabiliriz. Evet, sonrasında edit moduna bir geçiş yapalım ve burada wireframe çerçeve moduna bir geçiş yapalım. Bunun yarısını şöyle bir seçelim ve burayı vertex'lerden silerim. Şu anda dikkat ederseniz buradaki nesnenin yarısını tamamen silmiş olduk. Şimdi bu geriye kalanı bir miktar şöyle y ekseninde yukarıya doğru taşıyabiliriz. E şimdi görüldüğü üzere bu nesnenin orijini tam olarak bu merkezde yer alıyor. Bu orijini şuradaki cursor üzerine taşıyalım. Object menüsünü açıyoruz. Set origin, origin to 3D cursor diyoruz. Bunu yaptığımızda bu nesnenin orijinini artık cursor üzerine almış oluyoruz. Şimdi döndürme yaptığımız zaman bakın cursor üzerinden döndürme yapıyoruz. Şimdi bu nesneden bir tane daha çoğaltacağım Shift ile. Bunu çoğalttıktan sonra sağ tıklayarak bunu e, bulunduğu pozisyona e, alacağız. Sağ tıklıyorum. Tam olarak diğerinin üzerine gelmiş oldu. Bunu şimdi Mirror kullanarak yani ayna kullanarak karşı tarafa aktaracağız. Objekte Mirror'da Y Global'i kullanarak onu karşıya atıyoruz. Evet Y kullanmamızın sebebi buradaki çizgiye dikkat edelim. Bu Y ekseni üzerinde olduğu için. Hemen sağ tarafta da bunu görmekteyiz zaten. Şimdi bu iki nesneyi Shift'e basılı tutarak beraberce seçiyoruz. Sonrasında Ctrl J ile bunları birleştiriyoruz. Evet şimdi gelelim bu kenarları birleştirmeye. Edit moduna geçelim. E, alt'a basılı tutarak buradaki noktalardan birini seçtiğimiz zaman tümünü seçmiş oluruz. Sonra Shift ve Alt'a basılı tutarak buradakileri de seçeriz. Yanlış oldu. Tekrar bakın birazcık yakınlaşalım. Şuradan seçelim. Şimdi neye basalım? Burada edit de loop tools'u aktif hale getirmiştik dikkat ederseniz. Burada bridge diyerek bunları köprü halinde birleştirebiliriz. Bridge ayarlarından buraya segment de ekleyebiliriz. Şöyle dört tane segment eklenebilir. Şimdi aynı işlemi karşı tarafa da yapacağız. Şöyle alta basılı tutarak burayı seçeriz. Shift ve alta basılı tutarak bu bölümü de seçeriz. Shift R'ye basalım. E aynı işlemi karşı tarafa da uygulayalım. Evet şimdi bu özellikler penceresini kapatabiliriz. Şöyle bir object moduna bir geçelim. E daha doğrusu solid moduna. Şimdi bakın burada ben bunu sheet smooth yaptığım zaman belli hatalar olacaktır. Gölgelendirme hataları. Edit moduna geçelim. Tamamını seçelim. Yukarıda burada normals değerleri vardır. Bunları bir görüntüleyelim. Alt neye basarak buradan normal e, araçlarını açtığımız zaman burada recalculate outside dediğimizde yani yeniden hesaplama yapacaktır normalleri. Bakın buradaki normaller sadece sol tarafta birikmiş durumdalar. Bunları tüm yüzeye aktaracağız. Recalculate outside diyoruz. Ve tüm yüzeye eşit bir şekilde normalları aktarıyoruz. Böylece gölgeleme hatası da ortadan kalkacaktır. Şimdi buradan tekrardan normalın Görüntülenme araçlarını kapatabiliriz. Ve sonrasında Object moduna girelim. Bakın görüldüğü üzere gayet güzel bir şekilde gölgelendirilmiş oldu. Herhangi bir şekilde gölge hatası bulunmuyor. Şimdi bu nesnemizde seçiliyken bunun orijini bunun merkezine aldığımıza da emin olalım. Gerçi cursor üzerinde merkezinde sayılır ancak bunu mutlaka yineleyelim. Şimdi shift e ile bundan bir tane çoğaltalım ve şöyle y ekseninde sağ tarafa doğru bir miktar götürelim. Bunu y ekseninde şöyle 90 derece bir döndürebiliriz. Evet gayet güzel bir şekilde zincirin oluşturulmaya başladığını gördük. İkisini beraber seçelim. Shift'e basılı tutarak. E, Shift e ile tekrardan çoğaltalım. Şu civarda bir yerde bırakalım. Bundan şimdi Shift e ile şöyle bir tekrar uygulayalım. kaç tane ve zincirimizi oluşturalım. Evet şimdi gelelim buna fizik özellikleri eklemeye. Bunu seçelim. Hemen fizik bölümüne geliyoruz. Burada Rigid Body ekleyeceğiz. Ee, bakalım şu anda hangi ayarı değiştireceğiz. Burada Shape'i e, Mesh'e alalım. Aksi halde Mesh dışında bunların bağlantılarında sorunlar olacaktır. Şimdi bu Rigid Body özelliğini sadece buna ekledik. Dikkat ederseniz e, zincirin diğer bölümlerinde bunu eklemedik. Peki bunu diğerlerine nasıl ekleyebiliriz? güzel bir kısa yolu var. Bunu seçeriz. Shift G'ye basarak gruplandırılmış halde seçim menüsünü açarız. Burada type deriz. Yani türe göre diğer benzer nesneleri de seçeriz. Bu nesnemiz mesh olduğu için hemen diğer meshleri de seçecektir dikkat ederseniz. Ve kamera ve ışığı seçmeyecektir. Şimdi burada aktif olan dikkat ederseniz en başta seçilmiş olan nesnemiz. Bu birazcık daha açık renktedir. Şimdi bunun özelliklerini diğerlerine de aktarabiliriz. Object'e Rigid Body'e geliyoruz. Copy From, Active diyoruz. Şimdi diğer zincirleri seçtiğimiz zaman hepsine aynı fizik özelliğinin eklendiğini görüyoruz. Şimdi burada bir animasyonu oynatalım. Bakın hepsi beraber aşağıya düşecektir. Bu ilk baştakini şöyle dynamic kaldırdığımız zaman dinamik özelliğini şimdi bir e, oynatalım animasyonu. Bakın zincir bu şekilde aşağıya doğru hareket etmiş oldu. Şu anda zincir animasyonumuzu oluşturmuş olduk. Gayet güzel. Şimdi şöyle yapalım isterseniz bunu bir güle şeklinde de oluşturabiliriz. Bunu seçelim. Shift S ile cursor'ı buraya getirelim. Sonrasında buraya bir tane UV sphere ekleyebiliriz. Bunu bir miktar büyütelim. Şöyle Evet. Şimdi burada e, wireframe moduna geçelim. Önce bu seçiliyken içeridekini de shift'e basılı tutarak seçelim. Bunları parent haline getirebiliriz. Object ile bunu bağlayabiliriz. Keep transform'u da seçebiliriz ancak şu an için object diyelim. Bir oynatalım bakalım. Evet dikkat ederseniz oradaki küremiz de beraberce hareket etti. Solid moduna geçelim. Bunu şöyle Shade Smooth bir gölgelendirmesini daha yumuşak bir hale getirelim. Oynatalım bakalım. Evet gayet güzel. Şimdi bunun altına bir tane daha nesne ekleyebiliriz. Mesela bir tane küp ekleyelim. Bunu bir miktar büyütelim. Şu şekilde. Gerçi küpü eklemeden önce şunlara bir materyal ekleyelim isterseniz. Şöyle bir bunu seçelim. Materyaller bölümüne gelelim. Burada buna metalik değerini 1'e aktararak, 1'e getirerek metal haline getirelim. Roughness'ı birazcık kısalım. Yüzeyindeki yansımalar artsın. Şuradan görelim. Bakın. Şu anda gayet güzel bir şekilde metalik yapıyı vermiş olduk. Yine bu seçiliyken Shift-G ile Type'ı seçelim. Ctrl-L'ye basarak burada Link Materials diyelim ve hepsine aynı materyali ekleyebiliriz. Şimdi yeni bir nesneyi oluşturalım. Evet, bunu bir miktar Z ekseninde aşağıya alabiliriz. Birazcık da bu tarafa alalım. Böyle kalabilir. Az daha büyütelim. Z ekseninde birazcık ölçeklendirip bir miktar da Y ekseninde ölçeklendirebiliriz. Evet, zincirin buna takılmasını da şöyle bir örneklendirmiş olalım. Buna da yine fizik özellikleri ekleyeceğiz. Fizik özellikleri bölümünden gelelim. Buna da rigid body ekleyelim. Bu aktif değil de pasif olsun mesela. Şu anda bir oynatalım. Bakın şu anda zincir dikkat ederseniz buradaki nesneye takılmış bir şekilde kaldı. Bunu şöyle bir miktar geriye doğru alalım. Şurada bir yerde dursun. Animasyonu oynatalım. Bakın. Şu anda bunun yüzeyinde etkileşim halinde olduğunu görüyoruz. Şimdi diğer özelliklerden de şöyle bir kısaca bahsedelim. Mesela şuradakini seçelim. Bakın bunu mesela mes kütleyi örneğin 100'e getirelim. 100 kilograma getirelim. Bunu silebiliriz. Artık örneklendirdik. Başka diğer özelliklerini tanıyoruz. Şöyle bir oynatalım bakalım. Bakın şu anda ağırlığı bayağı bir artırmış olduk dikkat ederseniz. Biraz daha şöyle oynatalım. Burada zincirde zorlanmalar var. Tekrar bunu bir seçelim. Bu sefer 1000 kilograma getirelim. Bakın oynatalım. Muhtemelen o ağırlığı taşıyamayacaktır ve zincir kopacaktır. Şöyle şu alana yaklaşalım. Kopma efektini iyice bir görelim. Bu bölümde kopuyor. Çünkü ağırlığı artırmış olduk. Biraz geriye getirelim. Bakın. Evet burada zorlandı ve kopuş gerçekleşti. Bu tür ayarlamalar yaparak sizler de e, zincirlerde kopma e, efektleri oluşturabilirsiniz. Evet arkadaşlar, dersimizin sonuna geldik. İlerleyen zamanlarda daha çeşitli fizik animasyonları dersleri hazırlamayı düşünüyorum. Sonraki derslerde görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın, sağlıklı kalın.